Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Havacılıkta gösteriler gerçekten izlemesi hem bizim gibi meraklılar hem de halk için çok çok önemli. İşte örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nin Solo Türk ekibi, Solo Türk tek uçakla F-16 ile gösteri yapıyor. Gerçekten yaptığı gösterilerde o F-110 motorunun gümbür gümbür sesi gökyüzünü doldururken bizi de mest ediyor. Çünkü F-16 çok kabiliyetli, kapasiteli bir uçak. Peki her uçak gösteri yapar mı? Hangi uçaklar daha çok kullanılır? Valla bununla ilgili açıkçası bir kısıt yok. İşte bu ekibe katılanlardan biri de son yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin A-10 Thunderbird uçağı oldu. A-10 ile F-16'yı karşılaştırdığımız zaman tabii ki F-16 çok daha yüksek manevra kabiliyetine sahip, hızı yüksek, daha fazla G çekiyor ama havacılık merakları yani bizler açısından da A-10'un farklı bir yeri var. A-10 yakın hava destek uçağı. Fakat bizim için en efsane yönü o burnunda taşıdığı 30 milimetrelik GAU-8 tipi makinalı topu. İşte çıkardığı o sesi havacıları tabiri caizse kendinden geçiriyor. Ve tabii ki Amerikan Hava Kuvvetleri de hem bu uçağı tanıtmak hem de kendi reklamını yapmak için bir A-10 Demo Team yani A-10 gösteri ekibi kurmuş durumda. Özel olarak bir uçak Vietnam kamuflaj olarak havacılıkta ifade edilen o Vietnam Savaşı'nda kullanılmış açık yeşil, koyu yeşil ve kahverengiden oluşan 3 ton kamuflaja sahip bir uçağı boyadı. A-10 uçağı zaman zaman farklı havacılık gösterilerinde farklı şehirlerde görev yapıyor ve gerçekten meraklıların çok hoşuna gidiyor bu. Geçtiğimiz ayda da Amerikan Hava Kuvvetleri bir tarafta A-10, onun yanında işte daha yeni nesil F-35 ve onlarla beraber uçan 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçağı P-51 ile bir kol uçuşu gerçekleştirildi. Biliyorsunuz ülkemizde de bir P-51 var. Sivrihisar'da, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulmuş Sivil Havacılık Merkezi tarafından bu uçağın sahibi bir oradaki müze Ali İsmet Öztürk uçuruyor. Zaman zaman gösteriler yapılıyor ve air show'larda o P-51 Merlin motorlarının, pistonlu motorun o sesini bize dinletiyor. En azından ülkemiz topraklarında da bu uçağa sahip olmak havacılık kültürü açısından önemli bir duruma sahip. Şimdi A-10'un gösterisini birlikte izliyoruz ve bakalım neler yapılıyor. Hem dışarıdan hem de kokpit çekimleriyle birlikte izliyoruz.
Uçağın özellikle alçak irtifada yaptığı keskin dönüşleri gerçekten ilgi çekici. Bu keskin dönüşleri yapmanın en büyük nedenlerinden biri de Ao'nun uzun kanatları. Bu kanatlar uçağın havada taşıyıcı yüzeyini arttırıyor ve keskin dönüşlerde, alçak irtifalarda uçağın tutunmasını gerçekleştiriyor. Ve tabii ki bu kanatların altı da savaş zamanı çeşitli işte füzeler, bombalarla dolu hale getiriliyor. Yakın hava desteği açısından Ao'nun çok etkili bir uçak. Geçmiş yıllarda Türkiye'de bu uçak teklif edilmişti ancak bu Ao'nun ilk modeli olan A serisi Türkiye'ye verilmek istenmişti. Fakat bu uçakların bakım maliyetlerinin çok yüksek olması, işletme giderlerinin yüksek olması ve uçaklarının durumunun iyi olmaması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri ekibinin verdiği negatif raporlama sonrasında kabul edilmemişti. Tabii günümüzde bu uçakları kullanırken tabii ki Ao'nun etkili ama Ao'nun yerden atılacak, işte omuzdan atılacak veya SAM olarak adlandırılan yerden havaya füzelere karşı tedbiriniz yoksa kolay bir av haline gelebileceğini de ifade etmekte fayda var. Evet, bu videomuzda Ao'nun tek başına yaptığı gösteri ekibinin biraz uçuşunu size göstermeye çalıştım. Hafta sonu açısından böyle bir keyifli bir video, değişik bir video olsun diye düşündüm. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Havacılıkla ilgili detaylı haberler, savunma ve havacılık haberleri tolgaozbek.com sitemizde. Bize info@tolgaozbek.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ve tabii ki bu videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.